Arkadaşlar hepiniz yeni bir videomuza da hoş geldiniz. AXE gördüğünüz gibi çok güzel bir hareket yapıyor. Ee, yani hareketler oldukça pozitif, çok güçlü bir yükseliş gerçekleştirdi AXE. Ve e, biz de bunun teknik analizini gerçekleştireceğiz. Daha önce AXE ile alakalı dostlar bir video çekmiştik. Çekmiş olduğumuz bu videoda AXE 45 dolar civarlarındaydı. Ve yapabileceği hareketlerden teker teker bahsettik neler beklediğimizden bahsettik ve şu an beklediklerimizin artık beklentilerimizin yaşandığı günlere dakikalara geldik sevgili dostlar. Bu video AX ile alakalı bir proje videosu olmayacak sadece teknik analiz videosu olacak. Proje videomuz bundan önceki video a AX videomuzdur dostlar. Zaten onda uzun uza diye bahsetmiştik. Videoya geçmeden önce belirtmeliyim ki bu videoda anlatılanlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Biz kimseye al sat demiyoruz. Karnızdan da zararınızdan da sizlerin sorumlu olduğunu bilerek lütfen videoya devam ediniz. Ayrıca sizlerden ricam dostlar insanlar videoları seyrediyor fakat kanala abone olmayı unutuyorlar. Arkadaşlar videolara emek veriliyor. Sizlerden ricam bir saniyenizi ayırıp kanala abone olmanızdır. Bu bizim için çok önemli. Lütfen abone olmayı unutmayalım. Şimdiden teşekkür ederim. Videoyu da beğenirseniz sevinirim. Dostlar önceki videomuzda bakın 45 dolar civarlarında AXE'yi çektik ve hareketlerini değerlendirdik. Güzel bir hareket beklediğimizden de zaten söz ettik. E, Tabi o zamanlar ne zaman denk geliyor işte Martın 12, 13 Mart civarlarındayken biz de aynen o zamanlar çekmiştik. Ve tabii ki e, buralardan alanlar şimdi uçtu gittiler. %50 gibi çok ciddi bir e, azımsanmayacak bir kar elde ettiler. E, bu saatten sonra da zaten yükselişin devamı gelecek. Biz bir de tabii ki şimdiye bakalım. Sevgili dostlar bakın. Burada en önemli nokta hacim tabi AXE'ye yakışır şekilde. Fakat kapatalım. Dostlar burada en önemli nokta bakın kendimizi önce desteğin üzerine atıyoruz ve yavaş yavaş denesek de MA50'yi günlükte bir türlü kıramıyoruz. Sonrasında kendimizi MA50'nin üzerine çok ciddi bir şekilde atıyoruz. Bakın uzun bir süredir günlükte MA50'nin altındaydık. Şu an ilk defa uzun süre sonra MA50'nin üzerindeyiz ve artık MA50'yi destek alabiliriz ve Bakın negatif yönlü bir eğimden sonra MA50 geçtiğimiz günlerde yataya dönüyor. Ve şu anda uca bakın MA50'nin ucuna baktığımız zaman e, yönünün yukarı doğru olduğunu yani yönünün eğiminin yukarı doğru olduğunu görmemiz oldukça mümkün. Bunu da söylemek isterim. Dostlar AX ile alakalı önceden işte e, düşüşlerden şikayet eden vardı fakat Yaklaşık 2.7'de bir oranında falan düşmüş. Yani geçtiğimiz Kasım'dan beri oran hiç fena değil. Bakınız mesela e, birinci dalgada ne yapmış? 46-47 dolarlardan fırlayıp 165'li 166'lı dolarlara kadar yükselmiş. Önceki videomuzda da bahsetmiştik. Ve Şubat'ta yaptığı hareketi de görüyoruz. Şubat'ta da çok ciddi bir hareket yapmış. %60 gibi bir e, yükseliş gerçekleştirmiş. Ki buradan da aslında AXN'in yükselişe ne kadar büyük bir potansiyeli olduğunu ve ne kadar güçlü olduğunu yükselişe aç olduğunu bilmek görmek mümkün sevgili dostlar. Şu anda da bakın kısa vadede daha öncelerde bir ara destek olarak 68 dolar civarlarından 68 civarlarına kadar dostlar. Şu anda yükselişin devamının gelmesi olası. Yani 68 dolar civarlarına kadar AX'e hızlı bir yükseliş gelebilir. Daha sonrasında bir hafif U çekebilir arkadaşlar e, buraları kırmak üzere. E, buna da dikkat edelim. Yani panik satışı yapmak yerine beklemekte fayda var. Şöyle 4 saatlik grafiğe bir geçelim. 4 saatlik grafikte neler oluyor neler bitiyor e, bir bakalım. Bakın yine düzenli bir yükseliş ve 4 saatlik grafikte dostlar. Çok e, eğimi oldukça ciddi olan bir e, Golden Cross'u yakaladığımızı e, hepimiz görüyoruz. Şöyle bir bir saatliğe bakalım. Kısa vadi için değerlendirelim. Bakın yine bir yükseliş. Şurada bir toparlama. Dostlar bu şu anki mumun devamı az önce gösterdiğimiz 68'e kadar devam edebilir. Sonrasında bakın burada görmüş olduğunuz nerelere kadar çıkmış 62 dolarlara kadar çıkıp tekrar aşağı 58'lere inip yukarı çıkmış. Bu hareketin dostlar bir yenisi 68'den sonra gelebilir. Yani 68'e iğnesini atıp hafif aşağı sarkıp tekrar 64 65'lerden yukarı yönlü bir hareket yapabilir haberiniz olsun. Ve bu oldukça normal bir normal bir harekettir sevgili dostlar. Bunu da belirtmemizde fayda var. Yani bu normal bir hareket o yüzden böyle bir şey olduğu durumda hani Hafif bir gerileme gördüğümüz zaman Bunun Yükseliş açısından bir test hareketi Bir normal olduğunu Bilerek Ona göre hareket Edelim Şu anda da bitcoin yine Gece sert hareketler yaptı oldukça Baya sert hareketler yaptı Örneğin baktığınız zaman avaxtır Soldur vesaire Biraz yerinde saydı sol son zamanlarda tabii güzel bir yukarı yönlü yükselişi var. 90 dolardayken zaten bu konudan da bahsetmiştik. Devam edecek gibi de duruyor. Fakat tabii konumuz o değil. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu hareket ve dominans karşısında birçok altcoin ezilme durumu gösterirken AXS dostlar çok güzel bir şekilde yönünü yukarı doğru çevirdi ve MA50'de de ciddi şekilde bir pozitiflik görüyoruz. Haricinde ne dedik? 68'den tekrar bir U çekebilir dedik. 68'den bir U çektikten sonra tekrar yönünü 82,5 dolarlara kadar getirecektir sevgili dostlar. 82,5 civarlarında da kanalın üzerine atma savaşı verecektir. 82,5 tabi buradan ilk seferde red diyebilir. Fakat düşüşü MA50'ye kadar da sürebilir. MA50'nin şu an 54'te olduğuna bakmayın. Yükseldikçe tabii ki MA50 de yönlü Pozitif yönde çevirecek. Örnek vermek gerekirse 70 dolar 65 dolar seviyelerine kadar biz üst direnci deneyene kadar gelebilir. Burada da tekrar bir düşüşte bize destek olarak çalışıp yönümüzü yukarı doğru, doğru çevirip 82,5 dolarlara tutunmamızı ve destek almamızı sağlayabilir. E, şunu da söyleyelim. Peki bu fiyatlar alım için iyi bir fırsat mı? Tabii ki bundan bir iki hafta öncesi alanlar. Çok ciddi karlar yaptı fakat e, bulunduğumuz pozisyonlardan da arkadaşlar e, normalde kanal ortası almak e, mantıklı bir hareket değildir fakat şu anda yükselişin devamı gelecek gibi duruyor her anlamda e, kısa vadede de orta vadede de uzun vadede de e, bu yükseliş devam edecektir e, tabi trade yapacaksanız yani al-satla uğraşıyorsanız Zaten AXS'ye hiç girmeyin bakın benden bir tavsiye AXS'ye al sat için girmeyin arkadaşlar yani hem fiyatı hem hareketleri bunun için uygun olan bir coin değil e, o yüzden başka coinlere yönelmenizi tavsiye ederim ama derseniz ki ben bir ay iki ay daha uzun vade beklerim hiç değilse e, bir hafta beklerim AXS dostlar 82.5'a doğru yolculuğunu gerçekleştiriyor 82.5'ün üzerine çıktığı zaman da buradan bizim için güzel bir alım fırsatı, buranın bir destek bölgesi alım için güzel bir fırsat olduğunu bilmemiz lazım. Haricinde tabii ki elimde tutarım derseniz bu fiyattan da girilebilir. Orta uzun vadede de 122.36 dolar üzerinde yatay seyir mum kapanışları gördüğümüz zaman geçmişte de çalışmış güçlü bir destek olduğunu görüyoruz. Buradan da bir alım yapmamız mümkündür dostlar. Şimdi tekniklere girip bir bakalım ne var ne yok diye. Günlükte 2'ye 1 al görüyoruz. Osilatörlerde nötr veriyor. Hareketli ortalamalar 4'e 10 al veriyor dostlar. Özetle de 5'e 12 bir günlükte al veriyoruz. Yani diyor ki 24 saat içerisinde şu anki fiyatına göre artış sağlayacak. Bir aya bir de bakalım. 0'a 1 al. Hareketli ortalamalar 1'e 2 al. 3'e birlik bir özetle al görüyoruz. Yani teknikler de bize diyor ki AX'e hem günlük olarak hem aylık olarak yükseliş potansiyelini sürdürüyor ve koruyor diyor sevgili dostlar. AX'e bakın MA50'nin de artık üzerine atması vesilesiyle kendi rallisini başlattı. Artık bundan sonra yoluna devam edecek diyebiliriz. E, nitekim ben artık o beklenen boğanın geldiğini düşünüyorum çünkü fedi geçtik. Bakın Bitcoin hareketleri de önceden bakın hatırlarsınız Kasım'dan beri Bitcoin ne yapardı gelirdi hop 44-45 binleri denerdi sonra düşerdi. Şu an aradan alıyor arkadaşlar düzgün bir şekilde yükseliyor. Gerçekten yükselmesi gerektiği gibi yükseliyor. Düzgün hafif hafif yukarı çıkıyor, arada sert hareketler yapıyor, doğruluyor tekrar yukarı çıkıyor. Yavaş olması Güvenli olduğu anlamına gelir arkadaşlar hele ki içinde bulunduğumuz durum için ee, Ki bu beklenen boğada geldiği zaman AXS'den arkadaşlar Çok ciddi rakamlar Gelecektir yani bundan emin olabilirsiniz İlk dalgaya da 46'dan başlamış burada da şu an 46'da Yükselmeye devam ediyor ve fakat bu yıl piyasaya girecek hacimle Bu yıl piyasaya girecek hacimle 300 dolarlara kadar görme olasılığı olduğunu ben AXS için düşünüyorum ki atılıma da oldukça erken başladı diyebilirim. Bu videoda da buraya kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayalım. Herkese bol kazançlar dilerim dostlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.